Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bir önceki dersimizde hücre döngüsünü yani mitozu anlatmıştık. Bugünkü dersimizde o dersimizin devamı olacak. Bugünkü dersimizde hücre döngüsünün kontrolünden bahsedeceğiz gençler. Ama takvimi de şöyle bir göstermiş olayım. Bugün hücre döngüsünü kontrol ettikten sonra Eylül ayını neyle kapatacağız? Elektrik devreleri Haçlılar karşısında Türkler ile kapatmış olacağız. Yani bir sonraki dersimiz fizik arkasından da tarih olacak. Takvimimizi gösterdiğimize göre ödevlerinizi de umarım bir önceki derste yapmışsınızdır. Bugün de kalan kısımdan dinamolarımıza devam edeceğiz. Hücre döngüsünün kontrolüne kadar çözün demiştim. Bugünkü dersimizi bitirdiğimizde hücre döngüsünün kontrolü sayfasını da bitiriyorsunuz. Yani sayfa 20'yi çözüyorsunuz. Arkasından mitozla ilgili bir tarama testimiz var. Onu da bitiyor, bitiriyorsunuz. Gençler sayfa 24'e kadar geliyorsunuz. Eşeysiz üreme çeşitlerine geçmiyorsunuz. Onu daha sonraki dersimizde anlatmış olacağım. E ödevimizi de verdiğimize göre artık dersimize başlayabiliriz. Yaslanın arkanıza. Şimdi öncelikli olarak hücre döngüsü bozulursa ne olur? Hücre döngüsü kontrolden çıkarsa ne olur? Bundan bahsedeceğiz. Normal şartlarda hücreler bölünüyor, yeni hücreler meydana geliyordu. Bu kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluyordu. Ama bazen işlerde problemler yaşanabilir. Hücre döngüsü kontrolden çıkabilir. Hücre döngüsü kontrolden çıkarsa da bizim sözümüzü dinlemeyen bölünme dememe rağmen bölünen Öl dememe rağmen ölmeyen bir hücre kümesi, hücre kitlesi vücudumuzda oluşabilir. Buna da tümör ismini veriyoruz gençler. Bazı tümörler tabii ki kötü huylu oluyor, bazı tümörler iyi huylu oluyor. Bugün detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Kanser oluşumundan, kanser oluşumuna sebep olan faktörlerden bahsetmiş olacağız. Kazanımlarla devam edeyim. Öğrenme çıktılarımız neler? Mitozu açıklıyoruz biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde A'sını B'sini C'sini daha doğrusu A'sını B'sini bitirmiştik. Bugünkü dersimizde C, Ç, D başlıkları olacak. Hücre bölünmesinin kontrolü ve bunun canlılar için önemi üzerinde duracağız. Kontrolü sağlayan moleküller vardı eski müfredatta veriyorduk. Onlar artık yok gençler. Hücre bölünmesinin kanserle ilişkisini kuracağız. Öğrencilerin mitozu açıklayan bir ürün veya elektronik sunu hazırlamaları ve bu sunuyu paylaşmaları sağlanır diyor kazanımlarda belki okuldaki öğretmenleriniz bu tarz bir ödev verebilir bununla ilgili internette de görseller bulabilirsiniz videolar bulabilirsiniz gençler anahtar kelimelerimiz neler olacak tümörden bahsedeceğiz kanserden bahsedeceğiz kanserde erken teşhisin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz bu tarz bir durum yaşanırsa tedavi yöntemi olarak kullanılan kemoterapi terapi ve radyoterapi yöntemleri de yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Temel kabullerimiz nelerdi? Tabii ki 9. sınıfta hücre konusunu görmüştünüz. Hücrenin yapısını, organelleri görmüştünüz. Bunları bildiğinizi kabul ediyoruz. Ama ben size aralarda da tabii ki hatırlatmalar yapacağım gençler. Hücre döngüsünün kontrol mekanizması dediğimiz zaman dur ve devam et sinyalleri dediğimiz sinyaller bizim için aşırı aşırı önemli olacak gençler. Dur ve devam et sinyalleriyle neyi kastediyorum? Şimdi Hücre döngüsü dediğimiz zaman ne demiştim? İnterli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde ip mat şeklinde evrelerden meydana geliyordu. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve sitokinez evrelerinden bahsediyorduk. Bunlar kusursuz bir mekanizmayla çalışıyorlardı. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluyordu. Ama ne olabilir? Bazen problemler yaşanabilir. Bu döngü kontrolden çıkabilir. Kontrolden çıkmasın diye dur ve devam et sinyallerimiz söz konusu. Eğer bir problem varsa hangi sinyalin gelmesi lazım? Dur devam etmiyorsun hatayı düzelt sinyalinin oluşması lazım. Kontrol edildi bir sıkıntı yokmuş mesela DNA kusursuz eşlenmiş o zaman devam et sinyalinin verilmesi gerekiyor. Bunlar bizim kontrol noktalarımız olacak. Ökaryot hücrelerde de 3 tane kontrol noktasından bahsedeceğiz. G1 kontrol noktası. G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası dediğimiz noktalardır gençler. İnterfazdaki G1S ve G2 evreleriyle karıştırmayın. Aslında aynı noktalara denk gelecek. G1 G2 M kontrol noktası da anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Metafaz evresine denk gelmiş olacak. M'si oradan geliyor. G1 kontrol noktasıyla başlıyorum. Şimdi Hücre döngüsünü hatırla. Hücre döngüsünün çok uzun bir kısmı nerede gerçekleşiyordu? İnterfaz evresi dediğimiz evrede gerçekleşiyordu arkasından da mitotik evre dediğimiz evre söz konusu oluyordu. İnterfaz evresini de kendi içerisinde G1, S ve G2 olmak üzere 3 evreye ayırmıştık. Bu G1 evresinde olan şeyler ne olacak? S'de DNA eşlenmesi gerçekleşeceğine göre, DNA eşlendikten sonra da hücrenin illaki bölünmesi gerektiğine göre gerçekten bölünmeye ihtiyaç var mı? DNA'yı eşleyelim mi? Madde alışverişinde sıkıntı yaşıyor muyuz? Hacim yüzey oranımız bozuldu mu? Bunlar kontrol edilir. Eğer bu gibi sorunlar varsa madde alışverişinde problem yaşandıysa ne gelir? Devam et sinyali gelir. Devam et sinyaliyle de hangi evreye geçilir? S evresi dediğimiz evreye. Hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa, hücre bölünme büyüklüğüne ulaşmışsa ne sinyali verilecekmiş? G1 kontrol noktasında devam et sinyali verilecek. Bu sinyali alan hücre hangi evreye geçer? S evresine geçer. Hücre tarafından devam et sinyali alınmazsa G1 evresinde hücreler durabiliyor gençler. Hatta bazı hücreler bu durumda hücre döngüsünden çıkarak G0 evresine geçebiliyor. Mesela bizim sinir hücrelerimizin çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yok. Ben anne karnındayken bunların bölünme yeteneği vardı. Doğumdan ölüme kadar aynı hücreyle yaşamaya devam ediyoruz. Bu hücreler hangi evreye girmiş? G0 yani durgunluk evresi dediğimiz evreye girmişler. Bölünme yeteneklerini kaybetmişler. Ölene kadar aynı hücre durmaya devam edecek gençler. İleri derecede özelleşmiş bazı sinir hücreleri, kas hücreleri veya yaralanma gibi bir durum söz konusu olmazsa karaciğer hücreleri G0 evresinde. Karaciğer hücrelerinde şöyle bir özellik de var. Karaciğer hücreleri normal şartlarda senin vücudunda herhangi bir problem yoksa G0 evresinde yani bölünmüyorlar. Ama karaciğerde yaralanma gibi bir olay olursa G0 evresinden çıkıp tekrar G1 evresine girebiliyor. Yani bölünüp kendini tamir edebiliyorlar. Unutmayın. G2 kontrol noktası yine aynı mantıkta hangi evreden sonraya geliyor? S evresinin arkasına geliyor. Zaten buradan çıkartırsın. S evresi çok önemli çünkü DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu. DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenmesi gerçekleşmeli. E Y2'de ne kontrol edilecek? DNA'nın eşlenmesinde bir hata var mı? Bu kontrol edilecek. Eğer DNA'nın eşlenmesinde hata varsa hangi sinyal verilecek? Dur sinyali. DNA'ya denecek ki dön geriye. Kendini tamir et sen böyle devam edersen iki tane hücre olur ikisine farklı DNA gider genetik yapı değişir bu hücre istediğimiz şekilde değil yani kendini tamir etmek için geriye dönmesini sağlıyor Y2 kontrol noktası. M kontrol noktası da metafaza denk gelen kontrol noktamızdır. Kromozomlar ne yapıyorlar? Hücrenin ekvator düzlemine metafaz evresinde diziliyorlardı. Daha sonra bunların hepsinin ne yapmış olması lazım? Kromozomlara bağlanmış olması lazım. İ iplikleri denilen kısımlardan. Anafazda ne yapacaksın? Kardeş kromatitleri zıt kutuplara doğru çekeceksin. Metafazda sen 46 kromozomlusun. 46 Sı da ekvator düzleminde. ...olla ki 45 tanesi iyi ipliklerine tutundu, bir tanesi tutunmadı. Yani şu güzel paylaştı bu tarafa gitti. Şu güzel paylaştı bu tarafa gitti. Ama bu iyi ipliklerine tutunmamıştı. Bu tutunmadığı için şu tarafa gitti. Bu tarafa hiçbir şey kalmadı. Burada kromozom sayısı fazla olur. Burada kromozom sayısı az olur. Yeni oluşacak hücreler için konuşuyorum. O yüzden M kontrol noktasında Tüm kromozomlar iyi ipliklerine bağlandı mı, bağlanmadı mı bu kontrol edilir. Eğer bağlanma gerçekleştiyse devam et sinyali verilir gençler. Eğer gerçekleşmediyse ana faz evresine geçiş söz konusu olmuyor diyeyim. Hemen bahsediyorum. Normal şartlarda şöyle de bir olay oluyor. Bizim bir tane hücremiz var diyelim ki şöyle bir alanda. Bu mitoz geçirdi 2 oldu. Bir daha mitoz geçirdi 4. Bir daha mitoz geçirdi 8, 16, 32, 64, 128 diye çoğalıyor. Bir dokuya değdiği zaman ha ben bir yere denk geldim. Bir dokuya değdim deyip bölünmeyi durdururlar. Daha fazla çoğalmazlar veya üst katmana doğru çıkmaları söz konusu olmaz gençler normal şartlarda. Ama ne dedik? bazı hücreler mekanizmaları bozulduğu için sözümüzü dinlemez hale gelebiliyor. Bir yere değse bile bölünmeye devam ediyor, çoğalmaya devam ediyor. O zaman da tümör dediğimiz olay söz konusu oluyor. Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli miktarda tabii ki büyüme faktörünün olması lazım. Büyüme faktörü belirli vücut hücreleri tarafından salınan proteinlerdir. Bölünerek çoğalan doku hücreleri tabii ki yeterli sayıya ulaştığında büyüme faktörlerinin etkisiyle bölünme durdurulmuş oluyor. Çeşitli nedenlerle hücre kontrolden çıkabilir. Anormal hücreler normal şartlarda kendilerini yok eder ama bazen anormal hücreler söz dinlemiyor. Anormal şekilde bana ne ben çoğalacağım diyebiliyor. Bir dokudaki anormal hücre kütlesi, kütlesine ise tümör ismini veriyoruz gençler. Eğer bu hücreler çok agresif bir şekilde aşırı derecede kısa sürede sayılarını arttırıyorsa kötü huylu tümör diyoruz çok yavaş yavaş arttırıyorsa oraya çok büyük bir zarar vermiyorsa iyi huylu tümör ismini veriyoruz. Peki tümör oluşumuna yani bu kontrolden çıkmaya ne sebep olabilir? DNA hasar almıştır. Bu DNA hasarı onarılmamıştır. Hücreler öyle bölünmeye devam ediyordur. Tabii ki çoğalıp orada tümör oluşturabilirler. Genlerde meydana gelen mutasyonlar sebep olabilir. Bazı virüsler, bazı kimyasal maddeler, radyasyon ve X ışınları da yine tümör oluşumuna sebep olabiliyor gençler. Tümörü dediğim gibi iyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Eğer iyi huylu bir tümörse sadece oluştuğu dokuda kalıyor, başka bir yere geçiş yapmıyor, çok hızlı bir şekilde büyümüyor. Kötü huylu tümörler ise çok hızlı büyüyorlar. Gerçek iş yapacak hücrelere yer bırakmıyorlar. Vücudun farklı kısımlarına da yayılıyorlar gençler. Tümör hücreleri eğer bulundukları dokudan farklı yerlere de yayılıyorlarsa, kana karıştılarsa, lenfe karıştılarsa, vücut içinde dolaşıyorlarsa buna da yayılma, metastaz ismini veriyoruz. Metastaz yapan tümör hücrelerine de kanser ismi veriliyor. Aslında olay ne? Şimdi benim vücudumu düşün. Herhangi bir doku, mesela meme dokusunu düşün. Meme dokusunun içerisinde sözümü dinlemeyen bir hücre kitlesi oluştu. Bu hücre kitlesine ne deniyor? Tümör ismi veriliyor. Hemen cerrahi müdahale ile tümörü oradan almak istiyorlar ama cerrahi müdahaleyi yapmadan önce de iyi huylu mu, kötü huylu mu diye bakıyorlar. Bakmakla kastın ne? Şüphelendik, gittik doktora baktırdık. Doktor orada olmaması gereken bir kitlenin olduğunu gördü. Mesela diyor ki, iki ay sonra yine gel. Ben ölçtüm, 3 santimdi boyu. 2 ay sonra gittiğinde boyunda herhangi bir değişiklik olmadıysa, ha diyor ki, çok büyümüyor, etrafa yayılmıyor. Biz buna takip verelim, takip edelim diyor. 2 ay sonra bir daha gel, yine ölçelim diyor. 3 santimdi 2 ay sonra tekrar gittiğinde atıyorum 6 santim oldu a diyor 2 ayda 2 katına çıkmış yani hızlı büyüme gösteriyor bizim buna müdahale etmemiz gerekir diyor gençler bu kitlenin bana ne zararı var bir kere şöyle düşün senin vücudunda her yerin yapması gereken bir iş var her hücre belli bir görevi yerine getiriyor. Bazı hücrelerin yaşlanıyor, yıpranıyor, onlara git öldeniyor. O hücreler kendini öldürüyor. Senin vücudunda sözünü dinlemeyen, sınırsız bir şekilde çoğalan, besin ve oksijen tüketen, aynı zamanda çok hızlı büyüdüğü için diğer hücrelerin de iş yapmasını engelleyen bir kitle oluşuyor. O zaman iş problemli bir hale geliyor diyeyim. Şimdi baktığımız zaman kanserli hücrelerle normal hücreler arasında çeşitli farklar var. Kanserli hücrelerin normal hücreye göre daha büyük ve farklı şekillerde hücre çekirdeği bulunuyor. Mesela tabii ki bizim hücrelerimiz de hepsi yuvarlak değil. İşte köşeli olanlar var, dikdörtgenimsi olanlar var, kübik olanlar var ama baktığımızda ikisini kıyas yaptığımız zaman kanserli hücrelerin çekirdeklerinin daha anormal şekilde görüldüğünü, hücrenin etrafının daha anormal göründüğünü görüyoruz. Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda bölünen hücre, düzensiz hücre dizilimleri mevcuttur. Normal hücreler ne diyordu? He, bir dokuya değdik. Daha fazla bölünmeyelim, üst kata çıkmayalım diyorlardı. Ama kanserli hücrelerde sınırsız bölünme, üst kata çıkma, abuk subuk şekilde görünme söz konusu oluyor. Kanserli hücrenin boyutunda farklılıklar görülüyor. Hücre içi organellerin şekilleri de düzensizdir gençler. Kanserli hücrelerin sayısı artmış ve baktığımız zaman şekilleri de tabii ki normal hücrelere göre daha bozuktur. Kanserle ilgili hastanelerde de belki görüyorsunuzdur. Çalışmalar yapan birimler, bölümler var. Kanserle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına onkoloji ismi veriliyor gençler. Onkolojide de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kanseri bulunduğu organa göre isimlendiriyorlar. Akciğer dokusunda bir kanserleşme olduysa akciğer kanseri diyorlar ya da ne bileyim meme kanseri diyorlar veya kolon kanseri diyorlar. Kolon bağırsak demek, bağırsak kanseri anlamına geliyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Yıldız, yıldız, yıldız. Neden çok önemli? Aslında hemen mantığını anlayacaksınız. Diyelim ki bir kanser teşhis edildi ama daha çok küçükken teşhis edildi. Doktor alınabilecek bir yerde ise öncelikli olarak onu oradan bölünme yeteneklerine sahip ya hepsini temizleyelim diyor. Yani cerrahi bir müdahale yapalım diyorlar. Eğer alınabilecek bir dokudaysa önce cerrahi müdahale yapılıyor. Mesela meme kanseri çok sık görülen bir kanser türüdür. Meme dokusunu komple doktor oradan alabiliyor. Memem olmasa da hayatım devam edebilirim. Keza rahim kanseri için testis kanseri için aynı şey geçerlidir. Bu organlar alınabilir gençler. Oradaki kanserli hücrelerin temizlenmesi için rahimi olmayan, testisleri olmayan bireylerin çocukları olmaz ama bunlar hayatlarına devam edebilir. Ama bir kişide akciğer kanseri rahatsızlığı varsa akciğeri oradan alalım, hayatına devam etsin deme şansı yok. Erken teşhis neden hayat kurtarır? Diyelim ki kişi meme kanserine yakalandı. Burada da küçük huylu bir tümör ya da küçük çapta bir tümör vardı diyelim. Doktor cerrahi müdahaleyi yapar onu oradan alır kişi hayatına devam eder. Ama o kanser hücreleri fark edilmediyse aşırı derecede arttıysa ne bileyim meme dokusundan koltuk altı bezlerine lenf bezlerine geçiş yaptıysa doktorun cerrahi müdahaleyle hepsini toplama şansı olmuyor gençler. Ne yaptı? Cerrahi müdahale yapıldıktan sonra veya yapılamayacak bir yerde ise arkasından da kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Kemoterapi ne demek? Aslında kişiye bir serum takıyorlar, bir ilaç veriyorlar. Verdikleri ilacın içerisinde hücre öldürücü bir madde var. Kanser tedavisi gören insanların saçları, kaşları, vücutlarındaki kıllar dökülür gençler. Onlar hep böyle maskeyle gezerler. Evde genellikle işte bakım yapılıyorsa onları ayrı bir odada kaşığına, bardağına dikkat edilir. Misafirin çok fazla derecede yanına girmesine izin verilmez. Kanserli hastaların maske takmasının sebebi kanserin karşıya bulaşmasından değil. Mantık ne? Kanser tedavisi görülürken bir artı eksi hesabı yapılınıyor diyor ki doktor ben buna hücre öldürücü bir ilaç vereyim verdiğim ilaç bunun kanserli hücrelerini yok etsin ama ilaç sadece gidip kanserli hücreleri yok etmiyor. Aynı zamanda sağlıklı hücreleri de yok ediyor. O yüzden kişilerin saçı, kaşı, vücut kılları dökülüyor. Aynı zamanda mesela işte saçı olsa bile tarak kullanmazlar çünkü derileri çok incelmiştir. En ufak bir yaralanmada savunma sistemi hücreleri de bayağı bir azaldığı için enfeksiyon durumu söz konusu olabilir. Onları evlerde daha böyle kimsenin girmediği, misafiri kabul etmedikleri odalarda yataklarını hazırlamalarının veya maskeleri takmalarının sebebi sen sağlıklısın, bağışıklık sistemi hücrelerin güçlü. Vücuduna herhangi bir virüs girdiği zaman iki yatıyorsun, üç öksürüyorsun, ilaç kullanıyorsun, iyileşiyorsun. Ama kanser tedavisi gören, kemoterapi alan kişilerin bağışıklık sistemi de çökmüş durumda. Hafiften bir virüs, bir bakteri vücutlarına girerse bu onlarda daha büyük hastalıklara yol açabilir. O yüzden onları daha steril ortamlarda tutmaya çalışıyorlar. Kaşığına, bıçağına, tabağına kadar dikkat ediliyor. Gençler yani kemoterapi dediğin şey aslında kimyasal bir sıvı veriyorlar. Bu artı eksi hesabıyla hücre öldürücü bir ilaçtır. Radyoaktif ışıklar dediğimiz şey de çok enteresan. Radyasyon kansere neden oluyor? Aynı zamanda kanserli hücrelerin ölmesi için de oraya radyasyon verilebiliyor. Işın tedavisi görülebiliyor gençler. Kanserli doku neresi, neredeyse oraya radyasyon veriyorlar oradaki hücreleri öldürmek için. Kanserde o zaman erken teşhis aşırı derecede önemliymiş. Nasıl farkındalık yaratacağız? Ben ve sihirlerde herhangi bir değişiklik fark edildiyse hemen doktora gitmek lazım. Eğer kişide yaralar oluşuyor ama normal şartlarda bu yaralar hemen iyileşirdi. Artık uzun vadede iyileşmeyen yaralar varsa doktora gitmek lazım. Olağan dışı kanamalar meydana geliyorsa bu vücudun herhangi bir bölgesinden olabilir gençler. Yutma güçlüğü, sürekli öksürük gibi bir durum varsa gırtlak kanseri, akciğer kanseri bunlardan şüphelenilmesi gerekiyor. Vücudun belli bir yerinde şişlik ya burada yoktu aslında ne bileyim karın bölgesinde. Rahim bölgesinde testislerde bir şişlik meydana geldiyse orada bir kitle oluşmuş olabilir. O yüzden bunlar hemen doktora gidilip e, gerekli taramaların yapılmasının gerektiği belirtilerdir diyeyim. Buradan da hemen birkaç tane soruya geçiş yapıyorum. Gençler sonra dersimizi bitireceğim. Hücre döngüsü ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Hücre döngüsünün belirli kısımlarında kontrol noktaları bulunur. Evet, G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası olmak üzere 3 tane kontrol noktamız vardı. Hücre döngüsü kontrolden çıkarsa kanserleşme söz konusu oluyor. Hücre döngüsünü kontrol edemeyen hücreler bölünerek çoğalamaz. Hadi oradan. Keşke bölünmeseler, çoğalmasalar, etrafa yayılmasalar. Maalesef ki hücre döngüsünü kontrol edemeyen bu hücreler sınırsız bir şekilde, istemediğimiz bir şekilde bölünüp çoğalabiliyorlar. Hangileri doğrudurun cevabı 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir soruma kanserle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Kanserli hücrelerin vücutta aşırı çoğalması kötü huylu tümörlerin oluşmasına sebep olur. Tabii ki bir doğru. Kanser hastalığında erken teşhis edilmenin tedaviye katkısı yoktur diyor. Erken teşhis olursa ne olacak? Daha o küçük bir kitleyken doktor cerrahi müdahaleyle alabilecek veya kullanılan kemoterapiler, radyoterapiler daha hızlı işe yarayacak. Erken teşhis hayat kurtarır. Kemoterapi ve radyoterapi kanser hastalığının tedavisinde kullanılan tabii ki yöntemlerdir. O zaman bunu da aldım. Kanser oluşumuna sebep olan tüm faktörler günümüzde bilinmektedir diyor bilinmemektedir diyor bilinmemektedir derse doğru derim. Gençler genetik faktörler sebep olabiliyor çevre kirliliği sebep olabiliyor kimyasal maddeler sebep olabiliyor ama tüm faktörler yüzde yüz bulundu diyemeyiz. Kanser oluşumuna sebep olan tüm faktörler günümüzde bilinmemektedir. Doğru olarak aldım. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisi de günümüzde maalesef ki bulunamamış durumda gençler. Bulunsaydı kanser gibi bir hastalık çok rahat böyle bakteriyel bir enfeksiyonda nasıl antibiyotik alıp iyileşiyorsak kanserde de o tarz ilaçlar kullanıp bulunan ilaçları kullanıp iyileşebilirdik. Maalesef ki tüm kanser çeşitlerinin tedavisi günümüzde bulunmuş değil ama çoğu kanser kanser türünü e, günümüzde tedavi edebiliyoruz gençler. Buradan da hemen dersimizin sonuna geldim. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.